2023 yılının en iyi oyunları seçildi. Her sene düzenlenen The Game Awards'ta bu sene de ödüller verildi. Yeni oyunlar duyuruldu. Bakalım ne duyurulmuş, kim ne kazanmış. Baştan şunu söyleyeyim, GTA 6 ile alakalı herhangi bir haber yok. Şu anda yani içimiz dışımız GTA 6 oldu. Bir haber yok abi GTA 6'dan. Sadece bir önceki videoda şey söylememiştim. Oyunun PC'ye çıkıp çıkmayacağı belli değil demiştim. Ben basın bültenini görmemiştim video çektiğim sırada. Sonradan gördüm, zaten videonun açıklamasına da ekledim. GTA 6 2025'te çıktığında sadece PS5 ve Xbox Series konsollarına çıkacak diye not düşülmüş. Bu durum değişir mi değişmez mi bilmiyorum ama oyun ilk çıktığında PC'ye çıkmayacak gözüküyor şu anda. Bu arada bu videomuzun destekçisi Itopia. Özel bir kasası var bu video için, ondan da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. İlk büyük haber, 12 Aralık'ta God of War Ragnarok için DLC geliyor. Hem de bedava bir DLC, ek içerik. Bu roguelite tarzında olacak, yani ölüp ölüp tekrar denediğiniz bir ilerleme şekli olacak. Bedavaya sunmaları çok hoş olmuş. Bu DLC'nin yani ek içeriğinin adı da God of War Ragnarok Valhalla. Let's go again. Üstelik en sonunda eski müziklere gönderme de yapıldı yani. Zaten Tepegöz falan da var, Cyclops da var videoda yani dövüştüğümüz düşmanlar arasında. Güzel, nostaljik hisler olacak. Christopher Judge abimiz ödül sunmak için geliyor galiba. Kendisinin geçen sene epik bir olayı vardı. Ödül alırken 8 dakika konuştu. 8 dakika, bir rekor yani. O yüzden de sahneye çıktığında bayağı goy goy yaptı yani, saatini falan gösterdi. Merak etme abi, zaman tutacağım dedi. No 8 minute speech like last year. But fun fact. My speech was actually longer than this year's Call of Duty campaign. What? İstiyorum. Son 10 yılda duyduğum en iyi Game Awards esprisi olabilir kendisinin esprisi. Another company I'll never work for. Exodus isimli bir oyun geliyor. Matthew McConaughey abimiz oyunda yer alacakmış. Enteresan. Oyun keşifi aksiyon odaklı olacak. Uzayda farklı yerlere gideceğiz geleceğiz falan ama enteresan bir yaklaşım da var oyunun. Zaman kavramı çok çok önemli oyunda. Zaten bu yüzden Matthew McConaughey'nin olması biraz komik Interstellar'dan dolayı. Çünkü oyunda da abi bizim için ışık hızında hareket ederken zaman bir dakika gibi geçiyorken arkamızda bıraktıklarımız için zaman çok uzun yıllar gibi geçebilecek. Yani oyunda bir yere gitmeye karar verirsek oradaki zaman kaybını hesap etmemiz gerekecek. O zaman kaybı bize nasıl sirayet edecek falan, bunları merak ettim gerçekten. Ya bayağı bildiğin her seçimde farklı bir şey mi olacak yani, bunu yapabilecekler mi emin değilim ama oyundaki çalışan kadro çok iyi. Mass Effect'in yazarı var, KOTOR ve Baldur's Gate oyunlarına çalışmış, sektör veteranı var. BioWare ve Naughty Dog gibi önemli iki firmada yer almış, bayağı sağlam geliştiriciler oyunun arkasındaymış. Ya bu durumu heyecanlandırdı açıkçası. Lego Fortnite çıktı, bunun haberini görmüşsünüzdür, burada da bir fragman gösterdiler. Çok mantıklı iş vallahi ya, bayağı da iyi duruyor lan. Hani ben Fortnite oynamam ama benim bile kanımı çekti yani. Bunu oynamak için Fortnite'ın içinden girip oynamamız gerekiyor. Aynı şekilde Rocket Racing diye bir oyun da çıkıyor, bunu da Fortnite'ın içerisinden oynuyoruz. Bu Fortnite bayağı başlı başına abi kendi içerisinde bir sürü oyun barındıran bir mekanizma haline geliyor. Şu anda sektör devleri zaten bunu yapmaya çalışıyor. Bir oyun yapıp onun içine bir sürü oyun yerleştirmenin arayışlarındalar. Fortnite'ın yanı sıra Leslie Benz vardır. GTA serisinde çalışmış çok önemli bir insandır. Onun yeni kurduğu şirkette Everywhere isminde bir oyun yapıyordu. Daha önce konuşmuştum, hatırlarsınız belki. O Everywhere'de de aynı mantık var. Bir oyun içerisinde hub gibi takıldın ama içinde bir sürü oyun var. Fortnite bu konuda daha hızlı hareket etti şu anda. Bakalım bu işi nereye götürecekler. Hellblade 2. En sonunda Hellblade 2'nin çıkış tarihini hala öğrenememişiz. 2024'te gelecek dediler. En azından bunu biliyoruz ama tam ne zaman çıkacak belli değil. Uzun süredir geliştirilen bir oyun, muhteşem gözüküyor fragmanı ve oyun içi şeyler gösterdiler sonunda. Zaten ilk oyundan oyunun aşağı yukarı nasıl akacağını biliyoruz. İşte aksiyon tarafları olacaktır, puzzle tarafları olacaktır, keşif tarafları olacaktır, sinematik bir deneyim zaten, o zaten olacaktır. Ama böyle kanlı canlı görmek ekstra ve etkiliyor tabii. Aksiyon sahneleri ilk oyuna çok benzer duruyor. Burada ne gibi gelişmeler yapacaklarını çok merak ediyorum. Çünkü bence ilk oyunun tek eksi tarafı, tek böyle kusur sayacağım tarafı aksiyonun biraz kendini tekrar etmesiydi ve basit kalmasıydı. Bu kısmı da hallederlerse ki Ninja Theory bu kısmı halledebilecek bir numaralı filmlerden bir tanesi. Halletmelerini bekliyorum, o yüzden şahane bir şey oynayacağız diye düşünüyorum. Güzel haber, şu ilk günden Game Pass'te olacak bu arada. Xbox'ın oyunu olduğu için ilk günden Game Pass'e çat diye ekleyecekler. Türk oyuncular için güzel haber. En iyi hikaye anlatımı ödülü adaylar burada. Kazanan Alan Wake 2. Hakkıdır, ödülü güle güle kullansın. Avatar'dan da yeni video gösterildi. Ubisoft'un geliştirdiği bir oyun daha yeni piyasaya çıktı ve evet ben kendisini oynadım. Neden videosunu yapmadığımı söyleyeyim. 2 saat oynadıktan sonra oyundan çok sıkıldım ya. Ya nefret ediyorum böyle bir şeyden sıkıldığım zaman ama gerçekten sıkıldım abi. Tamam, teknik olarak etkileyici duruyor. Görsel olarak çok güzel şeyleri falan var. O dünyayı seviyorsan orada takılmak çok zevk verebilir. Ama ben Ubisoft'un bu klasik formülünden gerçekten baydım ya. Oğlum her şey o kadar standart işliyor ki. Ya daha oyuna ilk girdiğin anda 5. dakikasında oyunun aşağı yukarı nasıl akacağını anlamaya başlıyorsun. Bu Avatar'da bir Far Cry oyunu gibi işliyor. Açık dünya var, yapacağın görevler var. Bu görevler işte ister gizli git ister sesli git görevleri. Outpost patlat, şunu gir patlat, bunu topla. Ya hakikaten böyle hiç içime işlemedi artık. Yani çok çok sıkıldım. Far Cry 6'da da benzer bir şey yaşamıştım. Gittikçe Ubisoft oyunlarından sıkılma sürem hızlanıyor. Ya Far Cry 6'ya 10 saat dayanabildim mesela. Avatar'a 2 saatten sonra baydım ama tekrar şans vereceğim. Bir daha uzun uzun denemek istiyorum. Oynadığım kadarıyla en dikkat çeken farkı ne diye sorsam parkur yapabilmek derim. Yani karakterim sağa sola daha iyi atlıyor, zıplıyor. Ama bu da böyle oyunu uzun süre oynamam için yeterli bir bahane.
bahane vermedi bana. Umarım Ubisoft şu birbirine benzeyen oyun döngüsünden acilen kurtulur ya. Artık heyecan duymakta gerçekten çok zorlanıyorum yani. Her şey birbirine girdi lan. Assassin's Creed Mirage'dan da sıkıldım, Avatar'dan 3 kat sıkıldım. En heyecanlandıran Ubisoft oyunu şu anda benim Prince of Persia. Onda farklı bir şey denedikleri için. Yani en azından başka bir şey var orada, belli yani. Onu gerçekten çok merak ediyorum. Bir de Ubisoft'un bir oyunu daha var, Skull & Bones. Onun da fragmanı çıktı. Çıkış tarihini verdiler. En merak ettiğim Ubisoft oyunu ya. Şu Skull & Bones. Arkadaşlar beni Twitter'dan her Skull & Bones gönderisinin altında artık etiketlemeyin lütfen. Sanki oyuna bir garezim varmış gibi oluyor. Ki biraz garezim var gibi gerçekten de. Ben hala da bu oyundaki gemi savaş mekaniğinden nasıl $70 para istediklerini anlayamıyorum. Çıktığında çok merak ediyorum ne olduğunu. Yani ne sunuyor, ne yapıyor bu oyun? Aşırı meraktayım yani. En iyi çıkış yapan indie oyun ödülü Cocoon oldu. Bu ödülün olayı şu: firmanın yaptığı ilk oyunsa bu kategoride aday olabiliyor. Bu firmanın ilk oyunu Cocoon'muş ve aday oldu, kazandı. Yani seneye Anomaly Agent'ın olacağı kategori arkadaşlar. Anomaly Agent diye. O zaman bizden de bir haber vereyim. Game Awards'a göstermediler. Jeff'le konuştum. Abi gösteremeyiz, kusura bakma dedi. Oğlum dedim, ayıp ediyorsun. 24 Ocak'ta Anomaly Agent da çıkıyor. Evet, çıkış tarihimiz netleşti. Allah'ım inşallah yetiştiririz. İlk etapta Steam ve Switch'e çıkacağız. 2024 yılı içerisinde Xbox ve PlayStation'a çıkacağız. Neden Xbox ve PlayStation'a yana çıkamıyorsun dersen, yani olmuyor, yetiştiremiyoruz arkadaşlar. Her şeyi beceremiyoruz yani. Hani net bu. Hani hiçbir ticari sebebi falan yok. Hani taktik falan yapmıyorum yani. Neye yetişiyorsa ona koyuyoruz oyunu. Switch ve Steam için 24 Ocak'ta, Xbox'ta 24 Ocak'a belki yetiştiririz ha. Ya böyle oyun yapımcısı mı olur ya? 24 Ocak'a yetiştiririz. Bu nasıl bir... Biz bağımsızız, o yüzden kusura bakmayın. Neyse, onu söylüyorum işte. Normalde 2023 yılında çıkartmayı planlıyorduk. Ancak ufak tefek şeyleri daha ayarlamak istedik. Demoyu çıkarttıktan sonra aldığımız geri dönüşler çok çok faydalı oldu ki bayağı da pozitif geri dönüş aldık demodan sonra. Aşırı mutlu oldum oğlum. Harbiden gözümden yaş gelecekti bazı geri dönüşleri gördükten sonra. Öyle duygulandım yani. Çünkü bayağı da üzerine çalışıyoruz. İnsan böyle mutlu oluyor lan güzel şeyler görünce. Çok yapıcı eleştiriler de vardı. Bu eleştirileri de kale aldık. Bunlar üzerine çalıştık. Bunlar üzerine çalıştıktan sonra da oyunu paketleyip son haline ulaştırdığımızı varsayıyoruz şu anda. Yine Fifi Games kanalında bir 2 dakikalık video hazırladım. İngilizce ama Türkçe altyazı da mevcut durumda. Oradan da oyunla alakalı ne yaptık, ne ettik biraz daha detaylı görebilirsiniz bilginize. İstekli sesini eklemediyseniz ekleyin efendim. Betasıyla çok övülen, etrafta her şeyin yıkılabilir olduğu online FPS oyunu The Final sürpriz çıkışını yaptı. Yani ne kadar sürpriz bilmiyorum ama bir anda çıktı yani oyun. Şu anda oynanabilir durumda. FPS meraklıları baksınlar derim. Benim merak ettiğim oyunlardan bir tanesi Rise of the Ronin. Abi bu Rise of the Ronin'i Team Ninja yapıyor. Bu Team Ninja'nın olayı ne? Hayvan gibi aksiyon oyunları yapmaları. Nioh 1, Nioh 2, Wolong Fallen Dynasty. Hepsi çok keyifli oyunlar. Hepsi çok güzel oyunlar ama şöyle bir sıkıntı var. Hepsi birbirine çok benziyor. Bölüm tasarımları benziyor. Oyun yapıları benziyorlar. Artık bu da sıkıcı hale gelmeye başlamıştı benim için. Aksiyon mekaniğini çok sevsem de oyunda devam edemiyordum lan. Rise of the Ronin'i de şundan bekliyorum. Bu kez onun dışına çıkan bir şey yapmışlar. En azından videolardan gördüğümüz o. Geniş bir alanda keşif kısmı var gibi duruyor. Çünkü uçabiliyorsun abi, at sürebiliyorsun. Bunlar güzel. Hikaye anlatımı kısmında bayağı özen göstermişler bu sefer. Önceki oyunlarda biraz sallapati ilerliyordu. Bunda ara sahnesiyle oyun akışıyla falan ciddi bir hikaye anlatım kısmı var gibi duruyor. 22 Mart'ta da çıkacağını söylediler. Yani Team Ninja'dan beklentim büyük. Bu oyundan da beklentim büyük o yüzden. En iyi aksiyon oyunu ödülü Armored Core 6'ya gidiyor. En iyi sanat yönetimi ödülü Alan Wake 2'ye gidiyor. Haklıdır, alsın ikisi de yani. Armored Core 6 her ne kadar çok benlik olmasa da meka kültüründen dolayı bir şey demiyorum abi. Sonuçta iyi bir aksiyon oyunu. En iyi sanat yönetimi Alan Wake 2'de şaşırtmadı. Ve Kojima, Hideo Kojima yeni oyununu gösteriyor ve bu oyun Death Stranding 2 değil. Adam bir PlayStation'a takılıyor, bir Xbox'a takılıyor valla. Bu kez de Xbox'a OD isimli bir oyun yapıyormuş, onu gösterdi. Bu oyun yıllar önce sızmıştı overdose olarak. Hatta bazı böyle gameplay footage'ları falan da sızdı piyasaya. Ancak Kojima'nın dediğine göre abi çok başka bir oyun geliyor. Bir korku oyunu olacağı belli. Cloud teknolojisini kullanacağını söylüyor. Ne zaman bu kelimeyi duysam bir tüylerim yani çok ürperiyor. Cloud gaming teknolojisi bana Crackdown 3 dönemini hatırlatıyor. Crackdown 3'te cloud teknolojisini kullanarak acayip şeyler yapacağız diyordu. Oyun bir çıktı. Abo. Ama Kojima o hataya düşmez sanırım. Tecrübeli bir adam. Enteresan bir konuda Jordan Peele ile beraber yapıyor. Jordan Peele'yi Key & Peele skeçlerinden tanıyor olabilirsiniz ama kendisi aynı zamanda korku filmlerinin yönetmeni, çok da meşhur korku filmleri var. Bu iki adamın beraber bir oyunda çalışıyor olması değişik bir şey çıkaracaktır. Üstelik Kojima sadece ikimiz değiliz. Başka insanlar da var. Efsane insanlar var dedi projede. Ya Kojima'nın korku oyunu yapmasından nefret ediyorum. Çünkü gerçekten korkunç yapacağını %100 eminim. PT'nin yani o demosu bile beni altıma sıçırtmıştı. Silent Hill oyunu vardı, iptal edilen PT. Burada da yani filmle oyunu birbirine geçireceğiz, karıştırırız gibi bir şey söylüyor. Yepyeni bir şey göreceksiniz. Daha önce deneyimlemediğiniz bir şey olacak diyor. Bunlar iddialı şeyler. Death Stranding'de de böyle konuşmuştu. Değişik bir şey yaptı okey ama yani hiç görmediğimiz bir şey diyebilir miyim Death Stranding'e? Ya değişik ama yani o kadar da bilmiyorum ya. O yüzden bu OD içinde çok fazla şey yapmayacağım. Gaza gelmek istemiyorum şu anda ki zaten oynayamam ben büyük ihtimalle. O kadar korkunç olacaksa. Jurassic Park temalı bir oyun geliyor. Jurassic Park Survival diye FPS tarzı bir hayatta kalma oyunu. Tema bence çok uygun yani survival ortamına, merak ettim. Black Myth Wukong'da çıkacak mı, çıktı mı, çıkacak mı falan diye konuşurken 20 Ağustos tarihini açıkladı en sonunda.
hem hikayeyi hem de aksiyonu gösteren bir fragman yapmışlar. Şahane gözüküyor. Suicide Squad'dan yeni fragman yayınlandı. Fragman güzel, tarzı, estetiği hoş. Ancak şöyle bir sıkıntı var abi. Birincisi sen servis oyuncusun Suicide Squad. Bu yüzden sana bir kılım. Ya servis oyununa garezim yok da her şeyde servis oyunu olmasın be kardeşim ya. İkinci konuda biraz şüpheye düşen bir konu bu. Açık dünyada gezmesi, uçması, kaçması keyifli duruyor ama gösterdikleri tüm videolar açık dünyada bir yere uçarken, koşarken ateş etmek üzerine kurulu. Ya izlediğim her video aynı temaya sahipmiş gibi gelmeye başladı. İç kısımları hiç göstermiyorlar mı? Yoksa bir iç kısım yok mu? Hep dışarıda uçak kaça falan mı ateş edeceğiz? Bu kısım bir şüpheye düşürdü beni. Göreceğiz. 2 Şubat'ta çıkıyor, az kaldı. Tales of Kanzara bir aksiyon macera oyunu. Farklı elementleri kullanarak aksiyona girdiğim çok iyi gözüken bir oyun. Dikkatimi çekti, o yüzden listeme aldım. Eğer Life is Strange'i seviyorsanız onun yapım düzenine gelen benzer bir oyun var. Adı Lost Records. Büyük ihtimalle hikaye anlatımına odaklandı. Karar verdiğin bir şeyleri çözmeye çalıştığım bir yapısı olacak. Ben Life is Strange'le çok alakalı bir insan değilim ama o oyunu seven çok fazla insan olduğunu biliyorum. O yüzden listeme almak istedim burada. The First Berserker Kazan isimli bir oyun geliyor. Görsel anlamda çok hoşuma gitti. Böyle anime ile 3D grafikleri bir araya getirmiş. Güzel bir sel şey tavası var. Souls benzeri bir yapısı olduğunu 50 kilometreden söyleyebiliyorsunuz zaten yani. Ama hoş duruyor. Estetiğini sevdiğim için listeme aldım bunu. Bekliyorum. Ve gelelim en şaşırdığım şeye. Hiç beklemediğim bir şey gördüm abi. Marvel Blade oyunu geliyor. Üstelik yapanlar da Arkane Studios. Fakat Arkane'in Redfall'u yapan ekibi değil. O yüzden Redfall'un özellikle hiç adını anmadılar bu oyunu duyururken. Dishonored ve Deadloop'u geliştiren ekip geliştiriyor diye andılar yani. Ki teknik olarak doğru. Arkane'in içerisinde iki farklı stüdyo var. Deadloop'a çalışırken biri, diğerleri Redfall'a çalışıyordu. Deadpool yapan ekibin yapması herkes için daha pozitif şu anda herhalde. İşin değişik tarafı şu. Arkane çok popüler, büyük bir firma değil. Evet, bilinen bir firma ama ana akım bir firma değil. Ona rağmen Marvel'la masaya oturup böyle bir şey yapması güzel. İkinci hoşuma giden konu single player olması. Tamamen hikaye odaklı bir oyun olacakmış. Üçüncü hoşuma giden konu da first person shooter olmayacakmış lan oyun. Arkane'in ben hiç third person yaptığını görmemiştim. Yani üçüncü şahıs kamera açısından bir oyun yaptığını görmemiştim. Dishonored, Deathloop, daha önce gidersen Dark Messiah, Redfall yani tüm Arkane oyunları first person açıdan oynanan oyunlar. Bu kez abi bildiğin third person bir Blade oyunu yapacaklar. Buna da aşırı sevindim. Çünkü Arkane'in çok serbest, çok böyle estetik bir oynanışı var. Bu oynanış third person kamerayla karakterimi görerek yakalamak çok daha keyifli olacaktır. Bir de Blade teması bence Blade oyunu hak eden, iyi bir oyunu hak eden bir karakter. O yüzden ekstra bir heyecanlıyım. Arkane'in elinden Blade oyunu ya beklenir yani. Eğer soygun oyunlarını seviyorsanız, Payday 1 ve 2'yi çok severek oynadıysanız ama 3'ten beklediğinizi bulamadıysanız bekleyeceğiniz yeni bir oyun söyleyeceğim size. Den of Wolves. Şimdi ekranda gördüğünüz kişi Payday 1 ve 2'nin yapımcısı. Bu adam Payday 1 ve 2'yi yaptıktan sonra şirketten ayrılıyor, kendi şirketini kuruyor ve kendi şirketinde 10 kişilik bir ekiple GTFO isimli bir oyun yapıyor. Bu oyun soygun temalı bir oyun değil aslında. Co-op shooter bir oyun kendisi ve hardcore bir oyun gerçekten. Bu oyun çıkıyor, belli bir kitleye ulaşıyor, başarılı oluyor. Sonrasında Tencent geliyor, bu şirkete yatırım yapıyor. Ekip zamanla böyle 100 kişilik bir ekibe dönmeye başlıyor ve yepyeni bir oyun geliştirmeye başlıyorlar. İşte bu geliştirdikleri oyunda Den of Wolves. Payday'ı çok fazla insanı memnun edememişken bu adamların orijinal yapımcı olarak soygun türüne geri dönmeleri bence büyük olay. Yanlarına gideyim de tebrik edeyim. Tebrikler abi. Evet, yanlarındayım. Ne alaka diyeceksiniz, bu görsel abi. Geçen ay Kopenhag'a gidip bizzat yapımcılarla tanışma ve konuşma şansım oldu. Bu oyunun fragmanını bana öncesinde göstermişlerdi. Hem sunumlarını görebildim, hem kısa bir sohbet edebildim. Cyberpunk temalı bir soygun oyunu geliyor. Yine arkadaşlarınızla gidip oynayabileceğiniz soygun oyunu. Payday'i seviyorsanız kesinlikle takip etmeniz gereken proje. Fallout dizisinin fragmanı da Game Awards esnasında gösterildi. Zaten bildiğimiz bir fragmandı. Bir daha görmüş olduk. Bu arada fragmanla alakalı şunu söyleyeyim. Benim beklediğimin çok üzerine bir prodüksiyon kalitesi var. Harbiden çok para harcamışlar yani. Ben bu kadar para harcanacak bir şey olduğunu düşünmüyordum. Ama makyajlar, kostümler, karakterler, görsel efektler falan üst düzey duruyor. Tabii Fallout'un fragmanının ardından en iyi adaptasyon ödülü de verildi. En iyi adaptasyon ödülü şu, oyundan filme veya diziye çevrilen ürün ödülü. Adaylar bunlardı, kazanan da Last of Us oldu. Hakkıdır mı? Hakkıdır kardeşim. Zaten benim iki adayım vardı ya, Last of Us ya Super Mario diyordum. Last of Us yani okeydir benim için. No Man's Sky'ın yapımcıları yepyeni bir oyun tanıttı. Bir survival oyunu diyebilirim ama çok daha kapsamlı bir oyun aslında. Adı Light No Five. Görsel olarak aşırı iyi gözüktüğünü söylemem lazım. İçerisinde çok fazla şey barındıracağı belli. Klasik bir survival oyunu gibi durmuyor gerçekten yani. Türüne ne farklılık getirecekler onu bilmiyorum ama ortamların kalabalık olması, NPC'ler, farklı gezebilme şekilleri dünyada falan ciddi iddialı bir şeyin geldiğini hissettirdi bana. No Man's Sky her ne kadar fasulu bir çıkış yapmış olsa da ilerleyen yıllarda inanılmaz içerik ekledi kendine. Ve oyuncuların güvenini de çokça kazandılar. O yüzden Light No Fire için beklenti yüksek olacaktır. En iyi aksiyon macera oyunu Zelda'ya gidiyor. Hak edilmiş bir ödül. En iyi rol yapma oyun ödülü Baldur's Gate 3'e gidiyor. Bu da hak edilmiş bir ödül. En iyi multiplayer oyun ödülü Baldur's Gate 3'e... Ne Baldur's Gate 3 lan? Ha tabii co-op oynayabiliyorsun okey ama enteresan bir Baldur's Gate 3'ün burada ödül kazanması iyi. Oyuncuların seçimi ödülü de Baldur's Gate 3 şaşırtmadı, hak edilen bir ödül. En iyi oyun yönetimi Alan Wake 2. Alan Wake 2 ile Baldur's Gate 3 ciddi anlamda ödüllerin büyük kısmını topladı yani. Ve gelelim yılın oyunu ödülüne. Yılın oyunu ödülünü Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 kazandı. Bence sonuna kadar hak edilmiş bir ödüldü. Çok da sevdim kazanmalarından. Yani böyle tutku projelerimizi gerçekten 10 yılda bir anca görürüz. Ya çok iyi oyun oynamak var abi. Bir de böyle unutulmaz efsane bir şey oynamak var. Yani Baldur's Gate 3 çok iyi oyunun ötesinde bence unutulmaz efsane sektörü adını böyle mıh gibi kazımış oyunlardan bir tanesi. Yani 30 yıl sonra bir geri dönüp oyun tarihine baktığında Baldur's Gate 3'ü anmadan geçmeyecektir bence. Tamam 30 yıl iddialı oldu biraz ama çünkü 30 yılda ne olur ne biter ne bileyim lan ben. Ama 10 yıl sonra geri dönüp bakıldığında es geçilmez. 5 yıl sonra gittikçe düşüyor. Genel yılın oyunu
oyun ödülleri töreni değerlendirmesi. Çok beklediğimiz böyle çok şaşalı bir oyun duyurusu gördük mü? Ben görmedim şahsen kendi adıma. Monster Hunter bekleyenler sevinmiştir diye tahmin ediyorum ama benim çok beklediğim bir oyun değildi. Verilen ödüllerle ilgili de bir derdim yok. Baldur's Gate 3'ün silip süpürmesine acayip mutluyum zaten. Genel olarak o yüzden benim için pozitif bir ödül kısmı. Ancak insanlar genel olarak şovun sıkıcı olduğundan çok fazla yakınmışlar ki ben buna bizzat direkt katılıyorum. Yani zaten bu son birkaç yıldır sıkıcı bence. Özellikle Türkiye'deyseniz abi gece geç saatte kalkıp seyredilecek bir şov olduğunu düşünmüyorum Game Awards'un. Ben son yıllarda sabah 7 gibi kalkıyorum, hızlandıra internete bakmıyorum spoiler yememek için, hızlandıra seyrediyorum. Öyle olunca 3,5 saat süren şey benim için 1,5-2 saat sürüyor, keyifli oluyor. Tavsiyem bu olur yani. Çünkü çok uzatılmış bir şov yani, çok böyle yayılmış bir şov bu. Onun dışında şovla ilgili en büyük eleştirim final ödülünü kazanan kişinin yaptığı konuşmanın çok kısa olmasıydı. Yani Kojima ile Jeff'in arasının iyi olduğunu biliyorum ama Kojima her seferinde gelip böyle 10 dakika 15 dakika bir şey konuşurken final ödülünü kazananın sadece 30 saniye 40 saniye konuşabilmesi biraz bence can sıkıcı. Onun da bir suç olduğunu düşünmüyorum bu konuda ama kendisinin söylemesi lazım biraz. Abi ben bu kadar uzun konuşmayayım, diğerleri çok kısa konuşacaksa diye uyarması gerekiyor. Çünkü belli ki Jeff'e kalsa yarım saat Kojima özel işi yapacak yani. Yılın oyunları muhabbetimizin ardından gelelim bu videomuzun destekçisi İtopya'nın bu özel kasasına. İtopya bu kasayla beraber aslında yılın oyunlarını rahatlıkla oynayabileceğimiz, yüksek ayarlarda performans alabileceğimiz bir fiyat performans kasası hazırlamış. Peki ne var kasanın içerisinde derseniz abi, tabii ki Nvidia'nın RTX 4000 serisi ekran kartlarından biri var. Bu sistem RTX 4060 ekran kartı sayesinde günümüz oyunlarında yüksek ayarlarda performans verebiliyor. Tabii ekran kartının son nesil kartlardan biri olması sebebiyle de en güncel Nvidia yazılımlarını ve teknolojilerini de destekliyor. Nedir bu teknolojiler? RTX var, ray tracing sayesinde oyunlarda gerçeğe yakın ışıklandırma performans alabiliyoruz. Bunun yanında DLSS var. Alan Wake 2, Cyberpunk gibi oyunlar DLSS 3.5 da destekliyor. Bu 3.5 sayesinde artık yani ray tracing'i açarken performansta da gayet sağlam bir iyileştirme alabiliyorsunuz. Sistemde Intel'in Core i3 işlemcilerinden biri de bulunuyor. Eğer bana i3 yetmez, i5 isterim, i7 isterim diyorsanız ürünün sayfasında bulunan özelleştirme kısmına girip istediğiniz işlemciyi seçebileceğinizi de söyleyeyim. Zevkinize göre, kendi ihtiyacınıza göre Ethiopian sitesinden bu ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Buna RAM'ler de dahil, soğutucular da dahil yani pek çok parçayı değiştirip kasaya özelleştirmeniz mümkün. Ethiopia herhangi bir ekstra ücret talep etmeden özelleştirdiğiniz sistemin montajını da yapıyor. Üstelik kasanızı kurduktan sonra içerisinde lisanslı bir Windows 11 de yüklüyorlar ve böylece işletim sistemi derdinde yaşamıyorsunuz. Sadece fişe takıp çalıştırması kalıyor. Açıklama kısmına linkini bıraktım. Merak edenler gidip inceleyip bakabilir.